mıyım bunları ya? Ben kendimi böyle görmek zorunda mıyım? İnsanı niye çileden çıkartıyorsun? Bir senedir senden ayrılmaya çalışıyorum. Sürekli tehdit, şunu yaparım, bunu yaparım. Ya bir siktir git ya. Ne sıkkım yiyorsan ya, siktir git ama artık ya. Arkadaşlarım için kavga ettim seninle arkadaşlar. Siktiğimin arkadaşları. Beyinsiz arkadaşlarım. Sizin için kaç defa neler yaşadım ben arka planda. Neler çektim arka planda. Sikiniz de bile değil. Hiçbir bok bilmiyorsunuz. Gerizekalı. Ne kadar sıkıntılar çekiyorum ben arka planda. Siz hiçbir şey görmüyorsunuz. Yansıtmıyorum. Ruhunuz bile duymuyor. Neler yaşadım ya. Tehdit edildim bir sene boyunca. Neredeydiniz? Haberiniz bile yok. Amına koduklarım. Of. Bak herkes de şahit. Herkes de şahit. Bir daha gelme abi. Bir daha gelme. O tavşanlara da tekrardan söylüyorum. Bir zarar ver. Bir doğaya sal. Bir ölsünler senin yüzünden. Bak neler oluyor ya. Cani seni. Cani seni. Yediremiyor. Yediremiyor ya, yediremiyor. Ayrılmamı yediremiyor. Vallahi psikolojim bozuldu ya. Ağlıyorum, sonra saçımı düzleştiriyorum. Vallahi psikolojim kalmadı. Vallahi psikolojim kalmadı. Delirttiniz beni ya. Delirttiniz beni ya. Ne oluyorsa olsun abi, ne yapabilirsin ki maksimum? Yani bir insan seni istemiyorsa niye devam ettiriyorsun ki? Babam bile söyledi. Babam bile söyledi. Babam bile dedi ki yani bir insan beni istemiyor olsa dedi, yani telefonda konuşuyoruz, diyor ki birisi beni istemiyorsa dedi yürüsün gitsin işine baksın derim dedi. Niye böyle yapıyor dedi. Babam bile seni anlamıyor ya. Niye takıntı haline getiriyorsun? Olmuyor, ben sana söyledim, bak dedim. Bak abi, bak. Bak. Biz şimdi seninle tartışıyoruz değil mi? Kavga ediyoruz. Kediyle köpek gibiyiz. Sürekli tartışıyoruz. Çünkü sen her şeyime müdahale ediyorsun. Edemezsin. Edemezsin ya. Yapamazsın bunu. Bizim evleneceğimizi düşün ya. Bir geleceğini düşün. Oluyor mu sence? Oluyor mu sence? Böyle bir ilişki olur mu sence? Olmuyor. Düşün ki biz, tamam mı? Bir şekilde idare ettik. Evlendik yarın bir gün. Sen daha evlenme, daha sevgili aşamasında böylesin. Ne olacak? Sen bana hakaret edeceksin. Ya sen bana bunu yapma, bunu yapma diyeceksin. Lan bir de çocuk yaptık. Tamam lan, bir de çocuk yaptık. Hakaret edeceksin. Ben bir şeyleri kıracağım. Ben küfürler, ben de sana küfür edeceğim. Ben çığlık çığlığa bağıracağım. Sinir krizi geçireceğim. Bu ne olacak? Ha? Bu ne olacak? Ben zaten böyle bir aileden geliyorum. Ben zaten kavga içinde büyüyen bir aileden geliyorum. O yüzden ben de böyleyim. Böyle bir çocuk mu dünyaya gelsin ya? Biraz geleceğini düşün ya. Sadece kendini düşünme. İstemiyorum. Bunun sonu yok. Sonu yok. Evlenmeyeceğim seninle. Kimseyle evlenmeyeceğim. Benim zaten psikolojim bozuk. Ben zaten doğru bir insan değilim evlenmek için, tamam mı? Böyle bir insan, böyle bir çocuk, bunun yapmak istemiyorum. Bu çocuk da böyle olacak ileride, anladın mı? İstemiyorum abi. Biraz akıllı ol. De ki tart, bu kadınla ben evlenebilir miyim gelecekte? Evlenemezsin. Çünkü sen baskı altında tutabileceğin insan istiyorsun. Böyle bir insan da ben değilim. Ne yapacaksın? Sonsuza kadar tehdit mi edeceksin? Ben korkuyorum, arkadaşlarımı korkutuyor, arkadaşlarımı tehdit ediyor, diyor ki senin hesabını kapatacağım. Ya Şeyma bana diyor ki kanka, diyor böyle oturuyoruz, tamam mı, kanka diyor böyle böyle bir tane çocuk var diyor, ne yapsam sence, benden fikir alıyor bana. Sonra Veysel telefonu elinden alıyor ki senin şöyle şöyle yaparım, küfür ediyor Şeyma'ya. Niye? Çünkü erkek ismi geçirdi diye ya, erkek ismi geçiriyor diye. Psikopat ruh hastası ya, psikopat ruh hastası. İstemiyorum abi ya.
İstemiyorum. Kimle ne konuşacağıma karışıyor. Her şeye karışıyor. Çok müdahale, çok müdahale, çok çok baskı, çok stres. Böyle olmaz. Patlıyorum yani. Sinir hastası oldum. Böyle ömür mü geçer? Böyle ömür mü geçer abi? Böyle yaşanır mı? Ya ben ne kadar mutluydum tek başımayken. Belki yani çok daha mutluydum ya. Ben bu yüzden mi evden kaçtım? Ben bunları yaşamak için mi? Ben zaten orada da... Bu ne? Bu ne? Kendin ne zannediyorsun? Tavşanlarımı geri ver. Tavşanlarımı geri ver ve bir daha sakın benimle barışmaya gelme. Hiçbir şekilde barışmaya gelme. Yani bu canlı inanç. Bunu şu an söylüyor olma sebebim ne biliyor musun bu kadar insanın karşısında? Bunu söylüyor olmamın sebebi bir daha gelme. Bir daha gelme. Bir daha barışmaya çalışma. Uzak dur. Ayrıldığımız zaman ben önemli birisi. Tamam arkadaşlar. Bir markanın sahibi, tamam mı? Ve diğer fenomenlerle takipleşiyor. Sırf takip ettim diye adımı kapattı. Hesabını kapattı. O kadar çok şey var ki. O kadar skandal şeyler var ki. Benim susmamı istiyorsan tavşanlarımı getir. Tavşanlarımı ya bir yere bırak, bilmiyorum. Ya Ece'ye bırak gibi, bilmiyorum. Bul bir yolunu ama benimle barışmaya gelme. Tamam, benimle barışmak için gelme. Arkadaşlarını mı bıraktırıyorsun? Birisi gelsin tavşanları bıraksın yerine. Sonra siktir olup git hayatımdan. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece bir tek bunu istiyorum. Al hesaplarını da götüne sok. Benim sayemde fenomen oldun. Benim sayemde insanlar seni tanıdı. Benim sayemde insan sıfatına girdin. Suçlu gözüyle bakıyorlardı sana. Hapisten çıkmıştın. Gittim seni sinema filmine başrol yaptım. İnsan ol. İnsan ol. Biraz. TikTok hesapları açtın. Instagram hesabını. Yani... YouTube'a video atacakmışsın. At ne zıkkım, ne yaramıyorsan ye. Beni rahat bırak. Beni rahat bırak. Beni sal. Tavşanlarımı getir, beni sal. Tamam? Tavşanlarımı getir, beni sal. Benden uzak dur. Benle barışmaya çalışma. Benim çevremden uzak dur. Beni tehdit etme. Bu artık benim son raddem. Bu benim hiç yapmak istemediğim. Bu benim hiç gelmek istemediğim durum. En son nokta artık... Ben de başlayacağım. Ben de zarar vereceğim sana. Yapayım mı? Ben de mi zarar vereyim sana? Yapamaz mıyım? Yapamaz mıyım? Yapamaz mıyım? Psikolojim bozuldu. Yani bildiğin kafayı tırlattım ya. Kafayı tırlattım. Yok abi, biriniz sevgili olsanız Esther'le kurtulayım ya, ne olur. Yok mu böyle sevmediğiniz bir kız? Yok mu sevmediğiniz, gıcık olduğunuz birisi? Ayarlayın ve Esther'le kurtulayım ya. Abi bulsun başka birini, kurtulayım. Ben senin neyini kullanmışım ya? Ben senin neyini kullandım? Benim senin neyine ihtiyacım var? Hiçbir şeyine ihtiyacım yok. Yaptığın birkaç şey var. Ayar oldum, gıcık olduğum sevgim bitti. Bu hakarettir, tehdit, bunlar değil. Özel hayatımla alakalı, özel hayatında gördüğüm, gözlerime bakarak söylediğin şeyler var. Gıcık oldum, kin tutuyorum, sevmeyeceğim bir daha. Unutmam, hiçbir zaman unutmam. 10 yıl geçse de unutmam onu. O söylediğin, o kurduğun cümle vardı ya, Pendik'te, bahçede, aşağıda. Gözlerime bakıp söyledin ya. Asla unutmayacağım, hiçbir zaman unutmayacağım. Bir kere sildim zaten seni. Ben seni bir sene önce sildim zaten. 2 senedir sevgiliyiz. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı zaten. Orada bırakacaktın abi. Orada kopacaktık artık. Orada bitirecekti yani. Pisleşme, çirkinleşme. Tavşanlarımı getir. Benden uzak dur. Bu kadar. Tamam mı?